İsmim Sefer Yılmaz. Çorum doğumluyum. 24 Haziran seçimlerine İYİ Parti'den aday adayı olarak başvuran Fatih Mehmet Aslan, Çorum 360 TV'yi ziyaret ederek Çorum ve gelecek hakkındaki planlarından bahsetti. Genel yayın yönetmenimiz Servet Seyfettin Mete ile bir süre görüşen Aslan, "Genç siyasetçiler olarak elimizi taşın altına koymak istedik. ODTÜ gibi bir üniversitede okumuş biri olarak hep zeki insanlarla iç içe olduk. Ama herkes yurt dışı hedefiyle yaşıyor. Biz ise bu ülke için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun için elimizi taşın altına koymanın vaktinin geldiğini düşünerek adaylık başvurusunu yapmış bulunuyoruz," dedi. Arslan, 16 yıldır şimdiki yönetimin ne durumda olduğunu ve ülkeyi nasıl yönettiğini görüyoruz. Düzgün siyaset bu ülkeye gerçekten lazım diyerek konuştu. Ziyarete İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Milletvekili aday adayı Fatih Mehmet Arslan ve İYİ Parti İl Teşkilat yöneticileri katıldı. Ben ismim Sefer Yılmaz, Çorum doğumluyum. Üniversite hayatımı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Ankara'da şehir ve bölge planlama mezunuyum. Orada tamamladım. Daha sonra Avrupa Birliği çalışmalar alanında master'ıma başladım orada. Halen de master'ım devam etmektedir. Yani şimdi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bütün gençlerle birlikte, yani neredeyse Türkiye'nin en zeki insanlarla birlikte okudum. Hepsi de arkadaşımız. Yani herkes de mevcut düzenin gidişatından, herkes hikayeci, herkes mevcut sorunları biliyor. Herkes ülkemizi daha iyi taşımak için neler yapılması gerektiğini biliyor. Ama bu konuda hepsinin de hayali gidip yurt dışında bir yerlerde çalışmak ya da yurt dışında yaşamak gibi. Yani hem şikayetçiyiz hem burada bir şeyler yapmıyoruz. Yani bunu düşündüm, tamam ben kendimi geliştirdim, bir şeyler yaptım, belli tecrübeler edindim. Yani bu tecrübelerimi daha ileriye taşımak için genç yaşta benim de siyasete atılmam gerektiği. Çünkü memleketin geleceği için, daha düzgün çalışmalar yapmak için, ekonomik, sosyal alanda daha güzel politikalar geliştirmek için yani siyasete atılıp düzgün siyaset, dürüst siyaset yapmak gerekmesi şart. Dolayısıyla ben de buraya bu neydiyle kendi memleketim olan Çorum'dan adaylığımı koydum. Yani şimdi Türkiye'de zaten hükümetimizin yaptığı 16 yıldır çalışmalar ortada. Ülkemizin geldiği durum ortada. Buna muhalif olarak bunu değiştirmek için Türkiye'de yeni bir hareket başladı. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi'nin liderliğiyle yeni bir hareket ortaya çıktı. Ve bu hareket içerisinde, biz de bu ekip içerisinde hem tecrübeli abilerimizin yer alması gerekiyor, hem de bizim gibi daha azimli, daha enerjisi yüksek gençlerin yer alması gerekiyor. Dolayısıyla biz de bu şekilde düşünerekten Çorum'a memleketime hizmet etmek amacıyla adaylığımı yaptım. Başvurumuzu yaptık. Kısmet olur seçilirsek Çorum halkımıza hizmet etmek için buradayız. 24 Haziran seçimleriyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi tamam mı, devam mı diyor. Biz inşallah bütün halkımızla birlikte tamam Sayın Cumhurbaşkanım diyeceğiz. Görevi biz devralalım, biz devam edelim diyeceğiz artık ve bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Çorum'dan da, Çorum halkımızın da bu konuda bizi destekleyeceğine inanıyorum ve sürekli geziyoruz, köyleri geziyoruz, mahallelerde geziyoruz, esnaflarla görüşüyorum, iş adamlarıyla görüşüyorum. Kamudaki tanıklarımızla görüşüyoruz. Herkes de bir, yani bu mevcut hükümetin bastırmasından dolayı herkes de bir korku var. Millet artık bu korkunun üzerinden gitmesini, rahatlamasını, herkes artık özgür bir şekilde, daha iyi bir ekonomiyle, daha güzel sosyal bir ortamda yaşama hevesiyle bize destek vereceğine inanıyorum.